Herkese merhaba Survivor All Star 2024 16. haftadayız. 94. bölüm fragmanı yayınlandı. Son aday belli oldu. Kim elenir bölümüyle giriş yapalım. Yapalım hocam. Adayları alalım senden öncelikle. İlk aday Berna olmuştu. İkinci aday Damla. Üçüncü aday Aleyna. Dördüncü aday ise bugün Merve oldu. Eşleşmeler ise şu şekilde. Merve Berna ile Aleyna da Damla ile eşleşti. Avantajlar Merve ve Damla'da. Evet. Açık söyleyeyim mi? İlk Hı. defa bir düelloda fikrim yok. Kağıt üstünde... Ya da performans odaklı baktığın zaman. Hani ufak da olsa bir fikir sahibi oluyordun ama bu düelloya baktığın zaman en ufak bir fikrim yok. Yani kağıt, Senin... kağıt üstünde bir fikrim var ama Berna kağıt üstünde baktığımda evet. Berna en Evet ama Berna'nın da düello performansını göz önüne aldığında o kağıt üstü de ortadan kalkıyor. Evet. Düello performansına gelince Berna bu sefer en üste geçiyor. Öteki her geçiyor. Evet. Baktığın zaman ilk defa düelloya giren bir damla var. Yani evet. Ne yaşayacağını bilmiyor orada. Hani el ayağını dolaşır mı diyorsun. Diğer tarafta buranın en tecrübelisi Berna mı Aleyna mı? İkisi diye biliyorum. Berna. Yani evet. Olabilir. Yani onların tecrübesi burada etkili olacağını düşünüyorum. Hani her ne kadar kağıt üstünde Berna daha e, zayıf halka olarak görünse de işte o atmosferi yaşamış birisi. Ve düellolarda da performansı hep çok iyi oldu. Evet ama karşısında da Merve var. Merve var avantaj da Merve'de ki evet. Berna'nın karşısındaki herkes de avantaj oldu yani bu zamana kadar. Hiç ben Berna'nın ateş seçtiğini görmedim. Evet ben de hatırlamıyorum. Belki ilk girdiğinde falandır. Olabilir. Ee, dediğimiz gibi şuradan kim elenirse sürpriz olmaz yani. Yani zaten Survivor All-Star 2024'ün son 7 kadın yarışmacısı kaldı. Evet. 7 kadından 4'ü potalı. Yani evet. bu, burada kim elenirse artık sonlara geldik yani. Kesinlikle yani. Şurada baktığın zaman yazık olacak diye herkese yazık olacak diyebilirsin burada hani kim elenirse yazık olacak yani, diyebilirsin çok elen, elenen isim 7. olacak kadınlarda bu başarı mıdır sence hani bence başarıdır böyle bir performans senesinde 7. olmak kadınlarda. Tabii Bence de. Yani şimdi konumuza dönecek olursak ben Merve ve Berna eşleşmesinden Merve'nin çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. Diğer tarafta Damla'nın ne atışı seçeceğini kestiremiyorum. Hani yani kendine yönelik bir atış mı seçecek yoksa stratejik olarak Aleyna'nın kötü attığı kendisinin de ortalama attığı bir atışı mı seçer? Onu hiç tahmin edemiyorum. O yüzden orada bir sürpriz bekliyorum yani. Evet. Ee, Damla'yı ben... Dam da ama kalabilir yani. yani şunu söyleyeyim ben damla ve Aleyna işleşmesinden finale kalan isim olacak. Sen diğer taraftan Berna'nın geleceğini düşünerek söylüyorsun bunu. Berna da gelse, Merve de gelse damla ya da Aleyna'dan birini yeler bence. Ben olası bir Aleyna-Berna işleşmesinde Aleyna'nın aynı hataya düşeceğini sanmıyorum yani. Bundan birkaç eleme öncesinde Aleyna halkayı seçmişti ve inanılmaz kötü atmıştı. Hı. Aynı atayı yapacağını düşünmüyorum. O yüzden Aleyna'nın orada eleme ihtimali daha yüksek diye görüyorum. Ama Damla Berna olursa orada Damla bir tık daha geride kalıyor benim için. Her ne kadar avantajı atışı kendisi seçecek olsa da. Hı, Damla Berna'da Damla mı gidermiş? Aynen öyle. Ama bir de Aleyna Berna'da Berna gider diyorsun. Evet, Berna gider diyorum. Bir de şöyle bir e, teori var, hani ne kadar doğru bilinmez. <laughs> Yaman'ın veda konuşmasında 6 gün sonra sen de geliyorsun gibi bir şey söylemişti sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ben, ben böyle şeylere inanırım hocam. <laughs> O yüzden. Yani şaka gibi bir şey yaptı diye algıladım ben evet. Yani şaka da olsa her şakanın altında bir gerçeklik payı vardır diye düşünüyorum. Ona bakarsan ki... şey de var. Bu daha büyük bir şey bence. Aleyna'nın menajerinin paylaşımı, Nedir? paylaşımı var. Konserler başlıyor o zaman diye bir paylaşım Aleyna yaptı. Ama şimdi şöyle bir şey var yani. Aleyna bu hafta elense bile hemen bir ay sonra konserlere çıkabilecek duruma gelemez bence. Yani bir minimum iki, iki buçuk aya ihtiyacı oluyor her yarışmacının diye düşünüyorum kendince. Yani bilemiyorum. O bence ileri tarihler için olmuş olabilir. Ya yani benimki <laughs> tamamen farazi bir konuşma. Hani <laughs> biraz işin ütopik kısmına değindim. Ama dediğim gibi yani Aleyna Damla'dan Damla kalır Ve Berna ile işleştirirse Berna'nın da tecrübesine dayanarak Damla'nın gideceğini düşünüyorum. Ama Aleyna, Berna olursa Berna'nın gideceğini düşünüyorum. Yani kanat üstünde baktığımızda en düşük yüzdeye ee, sahip. sahip Berna. Ama evet. düellodaki performansıyla bence en üstte evet. şu an. Çünkü ötekiler Damla ilk defa giriyor. Merve bir kere girdi. Aleyna belki Berna ile işte eşit olabilir. Ama Aleyna'nın AISO'daki performansı da gözümün önüne geliyor benim. Evet. Yani o yüzden Merve Bernay'ı da Merve Bernay'ı yener diyorum ben her şeye rağmen. Hı hı. Ama diğer taraftan gelen Damla da gelse, Aleyna da gelse Bernay'ı yenemez diyorum. Ve Damla ya da Aleyna gider diyorum. Oradan ise ille bir isim söylemem gerekirse Aleyna gider diyorum Maft. Yani tabii şunu söylemem gerekiyor. Aleyna'nın bu halka sevdasından bir an önce vazgeçmesi lazım. Evet. Hani çekirge Aysu'da bir sıçradı. Berna'da iki sıçradı. Üçüncüsünde sıçradı. Yani hani sen kendini ne kadar iyi hissedersen hisset. Yani sonuçta iki tane elimizde çok önemli veri var. Ayşe'ye karşı 4-4 olacakken sen kazandın. Ve psikolojik olarak kaldın. E, diğer taraftansa Berna'ya karşı da son anda direkten döndün. Hatta kaybetti değil mi Berna'ya karşı halkada? Evet. Evet. Halka da Berna'ya kaybetti. Yani bu Halka sedasın bir kere kesinlikle bırakması lazım bu düelloda. Eğer ki sona kalırsa. Ve bu sefer kadınlar ilk defa ikili atış olmayacak galiba. Evet o da var. Yani Şöyle söyleyeyim Halka üzeri kum torbası seçerse Aleyna kesinlikle Aleyna'nın gideceğini ben de düşünüyorum o zaman. Yani Aleyna'nın atışına bağlı Bernayla ile şey. Berna, seç. Berna oynayacak burada Aleyna'nın atışına bağlı diye düşünüyorum. Evet. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok bu konu hakkında. Başka yok benim de. O zaman bu hafta çiftli yarışlar, bayrak yarışları kalktı. Evet. Sonunda. Lazım Allah da. Allah'a şükürler olsun. Evet. Lazım da artık kalkması kesinlikle ilk geldiği zaman okeydi yenilik her zaman iyidir diyorduk Aynen. ama sonra oyunlardaki e, takımlara yarattığı dezavantajdan dolayı bunun e, bir avantajı yoktu takımlara ve bence kalkması son derece doğru karar oldu evet bence de. E Ki kalktıktan sonra da takımların ne kadar farklı olduğunu da görmüş olduk bence kırmızı takım adına evet kırmızı takım çiftli oyunlarda hep kötüydü ya yani hep 8'e kadar iyi geliyorlardı tek sonra bir düşüş başlıyordu kırmızı takımda. Evet. Ama şimdi baktığımız zaman herkes bireysel olduğu zaman 12-1'ler, 12-3'ler. Tarihi fark geldi kırmızı takımda. 12 -3. Tabii. Yani bu senenin inanılmaz bir farkı. Daha da olmayacak bence öyle bir fark. Hani o yüzden çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Onun dışında bir diğer konumuz da hı. e, kadın ve erkek karışık oynayabilecek. Evet. Onun da gelmesi lazımdı bence. İlerleyen zamanlarda böyle bir şey bekliyorduk tabii ki. Ben özellikle parkurda bekliyordum. Yani direkt parkur oyunlarına bekliyordum. Düelloda beklemekten ziyade. Hı, hı. Ama düelloya da gelmesi ekstra güzel oldu. Sonuçta e, orada bir Nagihan var, bir Nefise var, tabii. bir Seda var. Yani yani hani bunların erkeklerle olan mücadelesini büyük bir zevkle izleyeceğimizi düşünüyorum. Ne evet. Hani bir Sercan Seda kapışması, evet. ne bileyim Nefise Batuhan kapışması kulağa çok hoş geliyor. Evet süper oluyor gerçekten. Bunlar bunlar düelloda ne kadar olur bilemeyiz ama parkura da geleceğini söyledi Acun Ilıcalı orta vadede. Hı hı. Ben orayı çok merak ediyorum yani. Düelloda belki çok görmeyeceğiz bunu ama parkurda çok iyi olacak son dönemlerde benim hatırladığım Ayşe erkeklere evet. karşı oyunun oyunlarında çok fazla kazanıyordu. Evet o da işte bu Nagihan Nefise tayfasından evet. Seta'yı da birazcık oraya katabiliriz yani. Hani makine diye tabir ettiğimiz kadın yarışmacılardan inanılmaz bir fark yaratıyorlar diğer kadın yarışmacılara nazaran. Hı. Hani atıyorum e, Damla veya Aleyna'nın bir erkekle yarışması beni açıkçası heyecanlandırmıyor çünkü sonucunda az çok kestirebiliyorsun hani Karşısında bir Ogeday, bir Atakan, Batuhan falan olduğu zaman sayı alması çok düşük ihtimal. Anlatabiliyor muyum? Aleyna ya da işte ne bileyim Berna'nın. Ama diğer taraftan baktığın zaman Seda, Atakan kapışmasında ben kestiremiyorum kimin sayı alacağını. Evet ben de. O yüzden o çok iyi oldu. Yani hem hız hem de evet. atışta iyi olan ki evet. yarışmacı olduğunda inanılmaz oluyor kesinlikle. Yani bunu kadın kadına da o kadar çok hissedemiyorsun hani. Sonuçta bir e, fark açılıyor iki kadın arasında. Ama evet. erkeğin hızı, bitiriciliği daha yüksek bence Survivor'ın genel şartları altına baktığımız zaman. Evet, Nefise seda oyunlarında olabilir Evet aynen. Bir tek o oyunlarda oluyor. Bu hafta veda eden isim Yaman oldu. Evet, Yaman e, gayet iyi başladı bir sezonda, hı hı. E, rakiplerinin de güçlenmesiyle form tutmasıyla giderek düşen bir performansa sahipti. Hı hı. Ama akıllarda hep ilk Survivorında karşısında canavarlarla iyi bir mücadele ettiği şekilde kalacak akıllarda. O yüzden yani Yaman bence yerinde elendi yani hani. Birleşmeyi görseydi diye soru işaretleri vardı ama yani ben görmüş kabul ediyorum dediğim gibi bir önceki videoda da. 17. olarak elendi bu kadar yarışmacı arasından. Ki bunlar sakatlıklar işte diskalifiye falan da oldu ama ne olursa olsun yaklaşık bir... 30 kişi falan vardı değil mi bu sene başladığında? Evet bayağı vardı bu sene. Yani yaklaşık bir 30 kişi arasından yarısını elemek büyük bir başarı bence ilk Survivor olması nedeniyle. Yola açık olsun diyecek bir şey yok. Performansı da gayet iyiydi düellolarda. Yani Anlaşınız? zaten iki haftadır Yaman'la ilgili her <laughs> şeyi söyledik bence. Aynen öyle. O yüzden dediğim gibi. Çok açık olsun. Ya, sadece şunu söyleyeceğim. Eğer ki bir daha katılacaksa o sevincini yapmasın. Evet. Kırban alayım tamam. ya. Yani. Çıktığında tepkilerden anlayacaktır. Evet. Bir dahaki Survivorında o sevinci yapacağını düşünmüyorum ama Yaman'a belli de olmaz gibi geliyor. Yani bence de. Hani <laughs> bir şer koyalım da ya yani ben ben kızlara katılıyorum o konuda. Kırmızı takım kızlarına. itici bir sevinç. Evet. Ki rakibe doğru öyle gelerek yapınca evet. daha da itici çok. Evet kesinlikle. Onun dışında bir falsosu yok diyemem hani evet. sürekli üstüne oynandı evet. mavi takım tarafında konuşma sus falan dedi. Hiç ağzını falan açmadı yani öyle çok bir Kavganın içinde de bulunmadı. Güzel hatırlanacak dediğim gibi. Yolu bahtı açık olsun Yaman'ın. Yani SMS senesi olsaydı çok erken elenebilirdi ya. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Hani girdiği potalara baktığımız zaman hele ki yani evet. çıktığı ilk potada da elenebilirdi. Evet. O yüzden bu bu sezon onun için bir nimettir. Evet. Şansı oldu. Nasibi buyurmuş. Zaman bu kadar. Bu hafta konu yoktu. Yani çok Aynen, ufak yani. tartışmalar vardı. Onlara da değinilecek gibi değil. Kesinlikle yani. Şimdi Survivor'ın son haftalarına girdiğimiz bu dönemde öyle çok büyük kavgaların olacağını düşünmüyoruz açıkçası. Evet artık daha performans odaklı. Evet. Daha da herkes performansın öne çıktığı. Evet. Herkes kendi oyununa odaklandığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Evet, ufak tefek ancak tartışmalar olacak. Aynen, aynen öyle. Yani sözde olacak daha çok. Bundan sonraki videolar da böyle olabilir. Aynen. Daha kısa. Minimal. Evet. Onun dışında başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa kapatabiliriz. Kapatalım. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.